Ağaçların büyüklüğüne inanamazsınız. Yani genişliğine. Bizim çınarlar gibi. Burası mı acaba? Bakalım açık mı? Ofis diyor buraya. Uçan tilkiler. Vay be. Bayram eğlenceleri. Ama bence en ilginci bu uçan tilkiler. Yani yarasa aslında, bir tür yarasa. Bunları belgeselden hatırlıyorum. Ne çoklar ya. Kocamanlar. Ağaçta meyve gibi sarkıyorlar. Burası saray gibi bir şey var yanında. Onun bahçesinden bölünmüş, park yapılmış. Herhalde Fiji Kralı'nın sarayı. Şunlara bak ya. Şurada salkım gibi görünenler hepsi yarasa. Bütün ağaç dolu, yüzlerce var. Kanatlarını içine örtünüşü hakikaten destansı. Evet. 10 Ekim Fiji'nin bağımsızlık günü kutlamaları. Marina'yı süslüyorlar. Tankları dolduracağım. Bugün boş gün. Yapacak bir şey yok. Yağmurlu, çamurlu her yer. Teknede tembellik yapmaktansa bugünü böyle değerlendireyim. Biraz taşındık ama olsun. Bütün bidonları doldurdum. Tank da dolu. 380 litre toplamda yakıt almış olduk. Joey'e ödememizi yapalım. Okay, Joey. There you go. This for you. Oh, for me. Thank you. Free Fiji. Thank you. Happy Fiji Day. You call Happy Fiji Day? Fiji Day. Yeah, Fiji Day. Good. Happy Fiji Day. Happy. Marina'nın içi bile çamurlu su dolmuş. Tekrar geldim müzeye. Geçen hafta geldiğimde kapalıydı. O zaman Mevlüt Kandili'ydi. Fiji'de Hazreti Muhammed'in doğum gününü de kutluyorlar. Yani Müslümanlar için öyle bir saygıları var. Sonra onun da Fiji Kurtuluş Günü, Bağımsızlık Günü bayramı vardı. Yine kapalıydı. Bugün geldim. Yine kapalı. Tadilattan dolayı kapalıymış.
Burası müzenin bahçesi. Bu baskı sanatı bayağı yaygın. Çarşıdaki dükkanlarda da çok yapıp satan var. Sözün Türkiye'yi biliyor. Çok uzak diyor. Dünyanın öteki tarafında. Evet. Türkiye'nin böyle bir presidential. Can I visit there? Yeah. The presidential guard is standing in front of the palace. The main gate, you have a photo taken. Oh, very good. In the army suit. Okay. Thank you. Başkanlık binasında bir bölüm ziyarete açıkmış. Asgari kıyafetli kişileri görebilirsin dedi. Gidip şu yarasalara bakalım. Onlar harika. Hello. Ne ilginç meyveler var ya. İnanılmaz. Koca ağaç, bir koloninin evi. Hısı sarkmışlar. Şapkasız asker biraz garip olmuş. Charles Kingsford ve Charles Ulum isimli iki Avustralyalı pilot Amerika'dan yola çıkmışlar. İki de mürettebat var. Bir harita mühendisi, bir de makina operatörü. 4 kişi ilk defa Amerika'dan Avustralya'ya uçmuşlar. Yolculuk sırasında da önce Hawaii'ye uğramışlar. Sonra bir aylık bir uçuşla Fiji'ye ulaşmışlar ve buraya inmişler. Buradan da havalanıp Avustralya'ya ulaşmışlar. Avustralya'ya ulaştıklarında 25 bin kişi uçağın inişini izlemiş. Ve Avustralyalı pilotlar milli kahraman ilan edilmişler. Uçak da Avustralya'daymış. Oradaki havacılık müzesinde. Evet, burada da fotoğrafları var. Uçağın Avustralya'daki müzedeki hali. 3 motorluymuş. Hawaii'de sorun yaşamışlar. Arıza. Parası yetmemiş tamir için. Bir iş adamı karşılamış tamiratını. Öyle yola devam etmişler. Bu buraya indiklerindeki fotoğraflar. Buradaki piste indiklerinde karşılamaya gelen yerli halk. Daha ne kadar aborjin. Yerli halk. Nasıl sıfatlar farklı? Hiç böyle bugünkü gibi karışık değil. Uçağın pistteki hali. Aa, inişinin fotoğrafı var. Tekerlekler 1-2 metre havada. O zamanın başkanı ve pilot. Bu pilot sonra psikolojik tedavi görmüş ve genç yaşta da ölmüş. Yani okyanus geçenler normal insanlar olmazlar zaten.
yine buraya indiği alandaki fotoğrafı. Hıı, amma toplanmış millet. Askerler sarmış çevresini. Tabii 1928'de biz daha ülke olmaya çalışıyorduk. Onlar uçaklarını yapıp böyle büyük uçuşlar yapıyorlardı. Bu uçağın içi manuel. İşte kelepçelerle bağlı yakıt hortumları. CC5 jiplerin içine benziyor içi. Willys'lere. Bu da telgraf. Enteresan. Çok hoş. Burada hala o tarihi yaşatıyorlar. Parkın hemen yanında bunlar. Burada da kadınlar el işi, boyama işi yapıyorlar. ...1928'de Amerika'dan Avustralya'ya Pasifik'i geçen ilk uçağın indiği pist burası. Dünyada çok şey oldu. Çok şey oldu bitti. Bizler kimilerini yakaladık millet olarak. Kimilerini yakalayamadık. Yakaladığımız zaman herkesten daha iyi yaptık, bu kesin. Ama çok da ıskaladık. Iskalıyoruz. Hala da ıskalıyoruz. Dilerim böyle uçuşlar, buluşlar, yapacağımız çağlar tekrar geri gelir. Bizler de öyle boş bir millet değiliz. Hem de hiç değiliz. Dediğim gibi fırsatını yakaladığım zaman herkesten daha iyi yapıyoruz. O kesin. Binayı görelim biz de. Sacred Heart Katedrali'ymiş. Bu ilginçmiş. Neyse bu. Tabut mu, kano mu, davul mu, çok belli değil. Mimarisi güzel, çok eski değil ama taş yapı, kemerleri, sütunları gayet güzel. Bula bula. Ne? Onlar heykeller burada ambarda. Ha, bunlar şey, İsa'nın doğum gününü tasvir eden o
ahırdaki sahne. Burası Amerikan Samoa gibi değil. Amerikan Samoa'da çok yoğundu. Yani her 100 metrede bir kilise vardı. Bir de burada farklı dinler de var. Hani Budistler var, Müslümanlar var ki Mevlid Kandili'nde, Hazreti Muhammed'in doğum gününde bütün Fiji kapalı. Herkes tatilde. Tıpkı eskiden bizde olduğu gibi, Osmanlı'da olduğu gibi, Rumların, Ermenilerin nasıl biz dini günlerini kutluyorsak, yani onları tebrik ediyorsak komşumuz olarak, burada da o hoşgörü var. Ben çıktım o gün, işlerim vardı, her yer kapalı. Marina'daki müdüre sordum işte, Bridget'e. Dedim, her yer kapalı Bridget. Dedi, bugün Hazreti Muhammed'in doğum günü dedi. Ki kadının boynunda haç var. Bu çok hoş bir şey. İnsanların inancına saygı duyarsan, onlar da senin inancına saygı duyar. Yani Fiji'nin böyle bir özelliği var. Tam merkezi burası. Bugün 14 Ekim, vize ofisinde parmak izi ve biyometrik fotoğraf için randevu vardı. Ona gittim. Kredi kartlarının süresinin bitmesi kötü oldu. Artık bazı yerlerde nakit kullanılmıyor. Bir şekilde bir kredi kartı istiyor böyle uzun yolculuklarda. Onu hesap edemedik. 6 ay önce bitti. 3,5 yıl yine bayağı kullandım kartları ama demek ki 10 yıllık yapıp çıkmak lazım. Oradaki memur kızlara rica ettim. Siz dedim ödeyin, ben size nakit vereyim. Biraz olmaz dediler falan ama sonra tamam yapalım dediler. Yardımcı oldular. Başüstü mini ukulele konserimiz sona erdi. Evet.
Yani zıpkın izi var. Zıpkın balığı gibi. Çok güzel bir balık pazarı var buranın. Barakuda'ya bakar mısınız? Rahatlıkla 1,5 metre var. Orkinos kafaları enteresan. Çorba için herhalde. Büyüklüğünü anlayabilmeniz için şöyle kuyruğundan bir karış gösterebilirim. Karabida türü. Bula. Bula bula. Güzelmiş. Karadesler. Tezgah güzelmiş. Ye, buyurun. Bu üçüncü gelişim. İlk defa bu kadar kalabalık. Tüm tezgahlar dolu. Çeşit çok. İnsan kalabalığı da var. Bu boynuzlu balıklar burada bayağı iri. Şunlar. Bu da. Bunlar. İskarozlar. Yengeç paketleri harika. Boy boy. Rahatlıkla 1 kilo var şu. Bu ne? Çok ilginç. Şu tırtıla benziyor. İlk defa görüyorum böyle bir hayvan. Deniz hıyarının küçüğü. Bunlar salyangoz içi. Burada da mığırlar var. Çorbası güzel olur. Bunlar deniz hıyarı. Bu nasıl yeniyor bilmiyorum. Bunun avcılığı Türkiye'de de başladı. Türkiye'de avlayıp Japonya'ya gönderiyorlar. Ama kötü tüketiyoruz. Kontrolsüz avlıyoruz. Onu biliyorum. Tahminimce 8-10 kilo var. Ahtapotu haşlanmış olarak da satıyorlar. Şu yosunlar, hiç merak ediyorum nasıl yiyorlar acaba?
Parrotfish. Yeah, nice colors. Yeah. Green, blue. Some green, blue. Yeah, yeah. Some brown, dark. Yeah. Nice. And other two. Good. Name Ted. What's his name? Pepe. Pedro. Pedro. Pedro ile tanışın. Okay. How do you scuba night diving? Night diving? Yes. Free diving. I am. You are? Yeah. Serbest alıcıymış. So you, with harpoon? Yeah. I don't have any other local one. Homemade, homemade gun. Homemade, wow. Yeah. Nice. Nice. But, yeah, but which fish is easy catching? This one? Yes. Really? En kolay bu diyor avlamak. Where are you from? Turkish man. Turkish man, yes. Nice to meet you. Me too, Pedro. See you. Good luck. Şu enteresan, şunu iyi olmaları. Bula. Bunu görüyorum dipte. Hayvanların üzerine yapışan bir asalak türü. Burada satılıyor. Enteresan. Tabi o da bir böcek türü. Bizim kefal yine burada. Kesinlikle Suva'nın en güzel yeri bu balık pazarı. Sebze meyve pazarı da güzel ama burası ayrı bir güzel. Özellikle bugün. Bugün harika. Bugünün hissi uzun zamandır özlediğim kış mevsimini yaşıyorum. 3,5 yıl oldu. Hep tropik iklimdeyim. Bugün yağmur, yağmurluk. Yağmurda şehirde dolaşmak hoş. Hafif serince güzel bir kış günü. Burada güzel bir yer var. Dükkanlar güzel, temiz. Kahve ve yemek için ideal bir yer. Bula. Bula bula. Böyle bir yer burası. Nozulcu var. Bula body. Hello. Yemekler Asya mutfağının klasik yemekleri. Balık ve cips, İngiliz mutfağı. Tatlılar. Bula, can I have one black coffee, please? Thank you.